Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda size hazırlamış olduğum e-kitaptan bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bunu tabii ki YKS sınavı için geçtiğimiz yıl hazırlamıştım. Google Play'de bu e-kitaba ulaşabiliyorsunuz. Sadece Android kullanıcıları değil, iPhone yani iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarla da bu PDF'ye erişebilirsiniz. Nasıl erişebilirsiniz? Açıklamalar kısmında bulunan linke tıkladıktan sonra iOS yani Apple cihazlarınıza Google Play'den, daha doğrusu Apple Store'dan Google Kitaplar uygulamasını indirdikten sonra satın alma işlemi yapabiliyorsunuz. Çok basit. Ben kendim de iPhone kullanıyorum. Bu şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Kitabı tanıtacak olursak deneme sınavları mevcut, soru bankası mevcut, karışık sorular var. Yani birçok soru var. Şöyle göz atacak olursak 15-16. soruyu zaten gördünüz. 17, 18, 19 sorudan oluşuyor bir deneme sınavımız. Burada da cevap anahtarları mevcut. Oldukça seçici sorular hazırlamaya çalıştım. Siz böyle inceleme adına bakabilirsiniz. Cevap anahtarları var zaten hemen altında. Şöyle yavaş yavaş ineyim. Siz de göz atmış olun. Gerçekten seçici sorular sevgili arkadaşlar. Öyle alelade hazırlanmış sorular değil. Eğer satın almak isterseniz dediğim gibi açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayıp hem Android kullanıcıları hem de iOS yani Apple, iPhone diyelim kullanıcıları satın alabiliyorlar. Yalnız dediğim gibi iPhone kullanan arkadaşlarımız App Store'dan Google Kitaplar uygulamasını indirmek zorunda. Ondan sonra satın alma işlemi sağlayabiliyorlar. Şöyle devam ettiğimiz zaman şöyle yavaş yavaş geçelim. Ne demişiz? Bu sorumuza güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize, İstanbul konuşması en saf en ince bize. Yani Türkçe'ye önem veren bir şair olmalı. Milli Edebiyat akımına mensup olmalı. Bu yazarlar arasında Milli Edebiyat akımına bağlı olan isim Ziya Gökalp. Bunu işaretleyip geçiyoruz. Burada yine 11. sorumuz mevcut. 13, 14, 19 tane soru var. Hemen altında cevap anahtarları mevcut. En son kısımda arkadaşlar şöyle kaydıralım. En son kısımda da bakın. Şöyle başa alayım. Mini soru bankası mevcut. Kaç sorumuz varmış mini soru bankasında? 68, 90 oldu. 100 soru mevcut. Yine onların da cevap anahtarı hemen aşağı kısımda mevcut. Sevgili arkadaşlar, bahsetmek istediğim başka bir husus yok. Kitabımız bu şekilde. Linkten de ilk sayfalara erişim sağlayabiliyorsunuz. İncelemek isterseniz ücretsiz olarak ön izleme sağlayabiliyorsunuz zaten. Ben özene bözene bu e-kitabı hazırladım. Sizlerin karşısına sundum. Makul bir ücret aslında, 150 lira karşılığında sahip olabiliyorsunuz. Yani buradan benim aslında çok büyük bir kazancım da yok. Bunun %30'u Google'a ait. Satın aldığınız zaman bu 150 liranın 150 lirası bana gelmiyor. %30'u Google'a ait. Sonra %15'i vergi olarak kesiliyor. Banka kesiyor, cart kesiyor, cürt kesiyor derken işte bizim elimize ufacık bir meblağ kalabiliyor. Ya maksat size bunu en uygun imkanla ulaştırabilmek zaten. Öyle ticari bir amaçla hazırlamadım. Zaten ticari bir amaçla hazırlamış olsam geçen sene deprem olduğu vakit bunu ücretsiz olarak paylaşmazdım. Gönül ister ki yine ücretsiz olarak paylaşalım ama bazı şeylerin de devam etmesi için maalesef bir tutar, belli bir tutar almamız icap ediyor. Şöyle bakın diye bir yandan da böyle sekmeler arasında geçiş yapıyorum. Sekmeler mi dedik? Sayfalar arasında geçiş yapıyorum. Hem incelemiş olursunuz hem de ücretsiz soru çözmüş olursunuz diyelim. Evet arkadaşlar, söylemek istediklerim bu kadar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.